Sevgili hobidaşlar, hepinize merhaba. Ben Surturgay Karaaslan. Bugün size ülkemizde son günlerde oldukça meraklı kazanan bir balık avı stilinden bahsetmek istiyorum kısaca. Ve ekipmanlarından da dolayısıyla. LRF, Light Rock Fish açılımı. Tamamıyla Japonya kökenli. Japon geleneksel balık avcılığı çeşitlerinden bir tanesi. Son zamanlarda ülkemizde de özellikle ufaklıklar bu işe oldukça gönül verdiler. Genç avcılarımız, genç hobidaşlarımız gönül verdiler. Çok da güzel yapıyorlar. Fakat tabii ülkemizde bu tür ekipmanların çok fazla yaygın olmayışı, aslında yaygın olup da Türkiye'nin bütün illerinde bulunmamayışından kaynaklı bir takım problemler var. Ben de elimden gelince LRF ile ilgili piyasadan, ülkemizden tedarik ettiğim ekipmanları burada size kısaca aktarmaya çalışacağım. LRF'nin ana amacı kayalık bölgelerde yaşayan balıkları avlamak ki Japonlar özellikle Meboru ve İstavrit avında LRF'yi yaygın olarak kullanıyorlar. Bunun dışında tatlı sularda da LRF benzeri avla özellikle Avrupa'da alabalık avcılığı çok yaygın. Ülkemizde tuzlu suda kullanılabilecek tatlı su ekipmanları mevcut. İstanbul'da, İstoç'ta özellikle Dam markasına ait Firar Online'da internette bulabileceğiniz ürünler oldukça fazla. Bunun yanı sıra Rapala'nın Trigger X markası ülkemizde mevcut artık. Oldukça güzel ve kaliteli silikonlar. Keza Owner'a ait çok güzel LRF ciketleri mevcut. Bunun dışında kendi üreticilerimiz tarafından Çin'den ithal edilen LRF ürünleri de mevcut. Onun dışında bizim markamız Shimano'ya ait Soare grubu LRF ekipmanları var. Çok kısaca size bunları aktarmak istiyorum. Benim İstoç'tan tedarik ettiğim ürünler Dam markasına ait Power Trot serisinden Ball Head Worm, kırmızı top kafalı silikon kurtçuklar. Bu kurtçuklara özellikle kefal çok rağbet etmekte, geceleri bilhassa. Bu kırmızı renk kurdu 1.3 gramlık Owner'a ait LRF ciketleriyle kullanıyorum. Oldukça güzel ve dengeli bir ciket. Çok kaliteli, uzunca süre kullanabilirsiniz. Bu kafa yapısı gereği de suyun içerisinde normal sarımda kendi kendine güzel böyle rolling ve wobbling aksiyonları yapıyor. Onun dışında kamışınızla vereceğiniz aksiyonlara da çok güzel tepkiler vermekte. Bunun dışında yine tatlı su ekipmanlarından Balzer firmasına ait Drop Shot serisinden LRF'de kullanabileceğimiz mikro silikon balıklar var. Bunlar anason esanslı balıklar. Özellikle gece etrafına da bir anason kokusu yayıyor. Balığın bu şekilde dikkatini çekebilirsiniz. Trigger'in bahsetmiştim size. Trigger'in karides taklitleri mevcut. Onun dışında iç isimli küçük mikro balıkları var. Benim kullanmayı en çok sevdiğim ürünlerden bir tanesi yine Dam'ın Power Trot serisine ait mikro il, mikro yılan balığı yavruları. Bunlar simli, özellikle boğazda kullanıyorum ben bunları. İstavrit avında oldukça etkili ve güzel av yapmamı sağlıyor. Şurada ciket geçirilmiş bir örneği var. 1.3 gramlık bir mikro il taktım, simli, oldukça güzel. Yine bir tane göstermek istiyorum. Ball Head Worm demiştim size. Dam Power Trot'a ait. Yine Owner'ın ciketiyle kombine şekilde kullanıyoruz. Oldukça zevkli, yorucu olmayan bir av stili bu. Yalnız şunu söylemek istiyorum. LRF'nin ana amacı tüketilebilecek balıkları avlamaktır. Kesinlikle yavru boylarda balıkların alıkonulmaması gerekiyor. Her zaman olduğu gibi. İnternette gözüme çarpıyor. LRF adı altında levrek yavrusu avcılığı da var. Bu benim düşüncem. Bu bir LRF avı değildir. Sadece yavru levreyi öldürmektir. Başka bir şey değildir. Şimdi bu ekipmanların dışında ülkemizde çok rahatlıkla bulacağınız kırmızı kurtçuklar var. Silikon kurtçuklar. Suyu içindeki aksiyonları oldukça güzel. Discovery markasına ait mutantlar var. Sarı, beyaz. Sarı ve beyaz dipte çok güzel iş yapıyor. Özellikle kaya balıklarını avlarken, ispalileri avlarken oldukça eğlenceli anlar geçirmenize yardımcı olabiliyor. Bunun dışında kırmızı kurtçuklarla ilgili şunu söylemek istiyorum. Kefaller oldukça rağbet ediyor kırmızı kurda. Eğer bir kefal sürüsünü yakında düşürebilirseniz siz de buna tanıklık edebilirsiniz. Kefaller anında kırmızı kurtun peşinden yüzmeye başlıyorlar, onu yemeye çalışıyorlar.
Onun dışında yine ülkemizde üretiliyor. Orak kuyruklu mikro silikonlar var. LRF'de kullanabileceğiniz. Bunu spot balıkçılıktan temin edebilirsiniz. Spot'un internet sitesinden alabilirsiniz. Trigger'ları Firar Online'dan, Dam'ın Türkiye ithalatçısından tedarik edebilirsiniz. Yine aynı şekilde Trot Power'ları da oradan almanız mümkün. Bunun dışında Ege bölgesinde genellikle bütün bayilerinde balık avı malzemesi satan yerlerde Mutant isimli bu yumuşak kurtçuklar mevcut. Fiyatları da oldukça uygun, ekonomik, 5 lira 7 lira aralığında satılıyor. Oldukça da kullanışlılar bu arada, onu söyleyeyim. Yine internetten Firar Online'dan tedarik edebileceğiniz LRF ekipmanlarından Cultiva'nın kırmızı topçukları var. 1.8 gram ve 0.9 gram. Yine bunun yanı sıra Owner Cultiva serisine ait normal jig headler var. 2.2 gram, 1.3 gram, 0.9 gram şeklinde ağırlıklar mevcut. Bizim Shimano markasına ait olan Soare serimiz var. Mikro jigler bunlar. Özellikle istavrit avında, kefal avında ve dipte kaya balıklarının avında çok güzel. 2 gram, 2.5 gram, 1.8 gram ağırlığında çok çeşitli ağırlıklara sahip, değişik renklere sahip bu ciketler. Oldukça kullanışlı. Bir de mikrocik var. Mikrocik istavrit balığının avında çok güzel. Şöyle göstereyim, oldukça şirin tatlı bir cikimiz var elimizde. 8 gram ağırlığında single hooklu. Bunu kullanıyoruz avlarımızda. Ekipman olarak makine tercihim benim binlik bir makine kullanıyorum. Üstünde 0.13 mm misina sarılı. Oldukça da işimi görüyor. Silikon bazlı bir misina. Hiç şey yapmadan, korkmadan, çekinmeden kullanabiliyorum. Ege bölgesinde LRF yapacak arkadaşlarımız LRF ile genellikle sargoz ve karagöz gibi balıkları çok rahatlıkla avlayabilirler. O balıkların avı orada yaygın olarak yapılabilir. Keza işte yazılı hanoslar. Ondan sonra hani balıkları, küçük hani balıkları. Tabii arkadaşlarımızdan ricamız her zaman yavru balıkları koruyoruz. Doğaya saygılı davranıyoruz. Bunun dışında yine lip grip, LRF avında kullanılan ekipmanların arasında hani bir istavritte, kefalde, efendime söyleyeyim, karagözde ya da sargozda belki işe yaramaz ama zehirli türler olarak adlandıracağımız, insan sağlığına zarar verecek türler, işte trakonya gibi, adabayı gibi balıklarda kullanabileceğiniz lip gripler mevcut. Ege bölgesinde de birçok av bayisinde bunları görüyorum. Fiyatları da ulaşılabilir fiyatlar, hiç öyle pahalı değiller. Kolaylıkla alınabilirler. Benim kamış tercihim yine Shimano markasına ait. Şöyle göstermek istiyorum size, LRF kamışı Naski. 2.15 gram atarlı light bir kamış. Kamış Japon kamışı olduğu için kamışın aksiyonu Superfast aksiyon. Oldukça güzel XT60 karbon modüle sahip. Biofiber destekli. Makine yatağı da son derece şık. Karbon örgü ve kısa saplı güzel bir kamış kullanıyorum. Savurma kapasitesi de oldukça güzel. Dediğim gibi yeni yeni yaygınlaşan bir teknik bu. Kıyıda, yani deniz kıyısına yakın oturuyorsanız, canınız da sıkılıyorsa hiç yorulmaksızın saatlerce kıyıda çok güzel anlar geçirebilirsiniz. Hoşça vakit geçirebilirsiniz. Çocuklarınızla bunu deneyebilirsiniz. İnanıyorum onlar da bunu çok sevecekler. Bir de bitirmeden önce ekstra olarak Trigger X markası ile ilgili bir konuya değinmek istiyorum. Triggerlerin içinde bir miktar bir sıvı var. Gördüğünüz gibi ıslak bir ortamda duruyorlar. Bu sıvı Rapala firması tarafından, Rapala Arges'i tarafından 20 milyon dolar civarında para harcanarak geliştirilen bir feromon kokusu bu. Birçok deneyde, özellikle Amerika'daki üniversitelerde yapılan birçok deneyde bu feromonun ne kadar işe yaradığı ispatlanmış. Bu feromon balığı sinirlendirecek bir koku bırakıyor, bir hormon kokusu bırakıyor. Balık isteksiz olsa bile anında bu kullandığınız yeme ani reaksiyonla saldırıyor, kızgınlıkla saldırıyor. Bunlar belki balıkların ilgisiz olduğu esnada size yardımcı olabilecek silikon yemler. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Sizden tek ricam, her zaman olduğu gibi, lütfen yavru balıkları koruyalım. Üreme çağına gelmemiş balıkları kesinlikle alıkoymayalım. Arkadaşlar, hepinize rast gelsin.